Ben biliyorum. Ben çiftçiyim arkadaş. Ben akşam saat 10'da yatıp sabah zantır gibi 5'te kalkmam lazım. Ama ben korkuyorum, yatamıyorum. Gece 1'e kadar televizyonda açık oturup seyretmek zorunda kalıyorum. Ben çiftçiyim. Ben yatmak, uyumak zorundayım. Ben dinlenmek zorundayım. Ben huzur arıyorum. Huzur yok. Huzur verecek insan yok. Bu nasıl bir iş? Bu geç kalmış bir toplantı. Burada sadece keller körler birbirini ağırlıyor. Laf salatası yapıyoruz. Lafın harmanı olmaz. Lafın harmanı olmaz. Burada bizi kim duyuyor? Bir tane Allah rızası için tenezzül edip de gelmiş bir hükümet temsilcisi var mı? Neredesiniz ya? Neredesiniz? Neredesiniz? Adam Allah'tan korkar. Allah'tan korkar. Böyle bir şey olur mu? Ya gelmiş şimdi. Ya bir anlayamıyorum ben. Burada lafa gerek yok. Bura eylem zamanı. Lütfen dışarıya çıkın kardeşim. Bunu sokakta yapın. İki kişi okula geç kalsın. Üç kişi işe geç kalsın. Biri treni kaçırsın. Biri uçağı kaçırsın da ondan sonra iki sene sonra o gözüm gibi baktığı bebelerin zehirlenip öldüğünü, kanser olduğunu göreceksiniz siz. Bunun sonu buraya gidiyor. Sen bunu gör. Bana ağdalı lafa gerek yok. Kestirmeden konuş. Hepimiz geberip gideceğiz bu böyle olursa. Eylem zamanı, hareket zamanı, laf zamanı değil. Adam almış gidiyor. Bizi dinleyen yok, gören yok. Gören yok. Ya bunların görülmesi lazım arkadaş. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Eylem lazım, eylem lazım, eylem lazım. Kusura bakma, yapacak hiçbir şey yok. Ben pancarı 10 kuruşa satarım arkadaş. Sen bana 1 liraya ürettiğin mazotu bir buçuğa ver. Ben 10 kuruşa satarım bunu. Bana laf satma. 15 kuruşa ürettiğin elektriği, kilovatını 35 kuruşa bana verme. Kalkmış, dana getireceğim, inek getireceğim. Lan bırak, yalan söyleme. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz ya. Allah aşkına. Sen 15 senede batırdığın memleketi 50 senede düzeltemezsin. 50 senede düzeltemezsin. Kusura bakma, özür dilerim.